Tanzimat dönemi hakkında genel bilgi veriniz. Tanzimat dönemi Sultan Abdülmecid'in tahtta olduğu 1839-1861 ve Sultan Abdülaziz'in tahtta olduğu 1861-1876 dönemleri. Bu dönemde en çok hukuk ve yönetim alanlarında ıslahatlar yapılıyor ki bunun nedeni dağılmayı önlemek, artık ciddi bir boyuta ulaşmış kargaşa. Bu dönemde yoğunlaşan ıslahatlar aynı zamanda Osmanlıcılık ve Batıcılık fikirlerinde birer uygulaması sayılır. Tanzimat Fermanı 1839, Islahat Fermanı 1856 ve 1. Meşrutiyet'in yani 1876'nın başına kadar olan süreçtir. Tanzimat Fermanı diğer adıyla Gülhane-i Hattı Hümayun hakkında bilgi veriniz. Ferman, Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıyor ve Sultan Abdülmecid tarafından ilan ediliyor. İlan edilirken amaçlanan şey Osmanlı'nın parçalanmasını önleme, Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasını önleme, toplumu birbiriyle kaynaşmasını sağlama, çünkü milliyetçilik akımlarının etkilerini azaltmak gerekiyor ve toplumda bir ayrılıklar oluşmuş. Azınlıkların Osmanlı'ya bağlılığını artırma, Mısır meselesinde Avrupa'nın desteğini alabilme, batılılaşma, demokratikleşme. Tanzimat Fermanı'nın içeriğinde neler var? Müslüman ve Hristiyan bütün halkın can, mal ve namus güvenliğini sağlanacaktır. Vergiler herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanacak. Askerlik ocak sisteminden çıkarılıp vatan görevi haline getirilecektir. Herkes yasalar önünde eşit sayılacaktır. Mahkemeler açık olarak yapılacak ve kimse haksız yere idam edilemeyecektir. Herkes mal ve mülküne sahip olabilecek, miras bırakabilecek ve müsadere kaldırılacaktır ki 2. Mahmut döneminde müsadereye bir kısıtlama vardı, gelişi bellidir. Rüşvet ve iltimas, adam kayırma önlenecektir. Ferman hükümlerine ve kanunlarına padişah da uyacaktır. Peki Tanzimat Fermanı'yla gelen yenilikler neler? Vatandaşlık esası var, can mal güvenliği, mal edinme hakkı, gelirine göre vergi, açık yargılama hakkı, suçun kişiselliği, kanun önünde eşitlik, devlet güvencesi ve hukukun üstünlüğü. Yer almayan haklar ise siyasal haklar, düşünce hürriyeti, basın serbestliği, bunlar daha sonra gelecek şeyler. Fermanın özellikleri neler? Anayasalcılık alanında atılan önemli bir belge. Ferman ile Osmanlı Devleti'nde ilk kez hukukun üstünlüğü kabul ediliyor. Müslüman, gayrimüslim eşitliği sağlanmaya çalışılıyor ki bu Osmanlıcılık fikriyle uyuşan bir şey. Vergi adaleti sağlanıyor, askerlik vatan görevi haline getiriliyor. Mülkiyet hakkı sağlanıyor devlet garantisine. Osmanlıcılık fikir akımı devlet politikası olarak uygulanıyor. Bu senet türü bir belge. Yeni rejime gidilmeden padişah kendi yetkilerini kısıtlıyor. Tebaadan vatandaş statüsüne geçiliyor halk nazarında. Batının sosyal, siyasi ve felsefi görüşleri benimsenerek devletin kurtulunacağına inanılmıştır. Daha sonra Kırım Savaşı var. Kırım Savaşı çok önemli bir savaş. Niye? Şimdi bakalım stratejik önemi ne? Avrupalı devletler Hindistan'daki çıkarlarını korumak amacıyla Osmanlı-Rusya arasındaki Kırım Savaşı'nda Osmanlı'nın yanında yer alıyorlar. Osmanlı bu savaşta ilk kez İngiltere'den borç alıyor ve Rusya savaş sonunda mağlup ediliyor. Paris Anlaşması imzalanıyor. Avrupalı devletler bizim tarafımızda, savaş kazanıyoruz, pozitif gözüküyor ama ilk kez borç almışız, dış borç. İkincisi, Avrupalı devletler bu yanlarında olmanın karşılığında bizden bir şey isteyecekler. Buna geçmeden önce bu anlaşma 30 Mart'ta, 18 Şubat'ta aynı yıl ıslahat fermanı ilan ediliyor. Yani bir ay falan önce. Önce ona bakalım. Islahat fermanı hakkında bilgi veriniz. Sultan Abdülmecid tarafından ilan ediliyor. İlan edilmesindeki amaçlar Osmanlı'nın parçalanmasını önleme, Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine girmelerini önleme, Paris Konferansı'nda azınlıklarla ilgili karar alınmasını önleme. 18 Şubat'ta ilan ediliyor. Dikkat edin, bir ay önce stratejik bir hamle yapıyor Osmanlı. Azınlıkların Osmanlı devletinden kopmalarını önleme. Islahat fermanı içeriğinde ne var? Gayrimüslimlere tam bir din ve mezhep özgürlüğü. Patrikhane, kilise, okul ve hastane inşa edebilecekler. Ünlü gavur gibi söylemler yasak. Gavura gavur denilmesi muhabbeti. Gayrimüslimler devlet memuru olabilecek, askeri hizmetlere ve çeşitli okullara girebileceklerdir. Azınlıklar il genel meclisine üye olabileceklerdir. Bedelli nakdi usulü, yani bedelli askerlik getiriliyor. Cizye vergisi kaldırılıyor, mahkemeler açık yapılıp herkes kendi dinine göre yemin edebilecek ve işkence kaldırılacaktır. Vergi sistemi yeniden düzenlenecek, gelirine göre vergi alımı yapılacaktır. Yani kısaca diyor ki biz sizin gönlünüzü hoş tutacağız, ekonomik açıdan, dini açıdan, her anlamda biz sizi rahatlatacağız.
yabancılara mülkiyet edinme hakkı tanınacaktır. Azınlıklar Türk okullarında okuyabilecek, kendi dillerinde eğitim yapan okullar açabilecek ve borsa şirketler de kurabilecektir. Suçluların mallarına devlet el koyamayacaktır. Maaşlar düzenli olarak verilecektir. Rüşvet ise yasaktır. Rüşvet üzerine sürekli bir gidişat var ki demek ki toplumda o zaman huzursuzluğun kaynaklarından biri. Patrikhane ve diğer dini kurumların yetkileri genişletilecektir. Patrikhane hep çok önemli bir şey. Atatürk de çıkartmak istemişti ama olmadı. Ceza ve ticaret davaları için karma mahkemeler kurulacaktır. Batı kültürüne önem verilecektir. Islahat fermanında demokrasinin yeri. Kanun üstünlüğü ilkesini içermesi, anayasa belge niteliği taşıması, genel bir eşitlik öngörmesi, gayrimüslimlere Müslümanları aşan haklar verilmesi. Bu önemli, Müslümanlardan çok hakları oluyor. Islahat fermanının özellikleri. Azınlıklara çok geniş haklar verilmiş ama Osmanlı'nın amaçladığı kaynaşmış toplum hedefine ulaşılamamıştır. Ferman gayrimüslimlere yöneliktir. Dış baskının sonucunda ortaya çıkmıştır. Paris Anlaşması'nda da yer aldığında uluslararası soruna dönüşmüştür. Ne Müslümanları ne de gayrimüslimleri memnun etmemiştir. Hatta bunlar arasında çatışma ortamını yaratmıştır. Devletin dağılmasını daha da hızlandırmıştır. Bu ferman bağımsız iç siyasetini engellemiş, yapılan ıslahatların başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuş ve Avrupalı devletlerin müdahalesine yol açmıştır. Batılı devletler azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine karışmıştır. Ve 42 gün sonra yaklaşık Paris Anlaşması. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacaktır toprak bütünlüğüne. Yani maddeler nasıl pozitif gözüküyor? Avrupa devleti sayacağız. Orada alttan Avrupa devleti sen şunları şunları yap. Osmanlı ile Rusya Karadeniz'de savaş gemileri bulundurmayacak, tersaneler yapmayacak ve bölgeler tarafsız hale gelecektir. Boğazlar 1841 Londra Sözleşmesi'ne göre yönetilecektir. Osmanlı Devleti azınlıklara yönelik ıslahat yapacaktır. Dillerinin altındaki baklayı çıkardı. Bu anlaşma sonucunda Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün Avrupalı devletler garantisinde olması Osmanlı'nın kendi topraklarını koruyamadığının kanıtıdır. Rusya Osmanlı üzerindeki amaçlarını bir süreliğine ertelemiştir. Tabi Tanzimat döneminde farklı şeyler de oluyor. Onlara bakalım neler olmuş. 1840 posta nezareti, 1842'ye Bankı Der Saadet kuruluyor. İlk Osmanlı Bankası. 1848 Darül Muallim kuruluyor, erkek öğretmen okulu. Örfi vergiler tek çatı altında toplanıyor. İltizam sistemi kaldırılıyor. Vergilerin toplanması maaşlı devlet memurlarına bırakılıyor. Nizamiye, mecburi askerlik 5 yıl süreyle sınırlandırılıyor. Şu an 5 yıl olsa herhalde. 1853 Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruluyor. Bu da ıslahat hareketlerini düzenleme, kontrol etme, kanun yapma. Avrupa Bakanlığı Birliği diyebiliriz. 1854 Avrupa Bakanlığı pardon 1854 İngiltere'den ilk defa borç alınıyor. Kırım Savaşı'nda Avrupa Bakanlığı Birliği Avrupa Birliği Bakanlığı bir türlü söyleyemedim. Saat bayağı geç oldu bu videoyu kayda girerken. O yüzden kusura bakmayın. 1856 Banka Osmani kuruluyor. Yabancı destekli banka, Banka Osmani. 1856 Meclis-i Marifi Umumiye açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın temeli. Darülfünun üniversiteler ve encümeni danış kurumları açılıyor. Jandarma Teşkilatı kuruluyor. 1858'de Arazi Kanunnamesi çıkarılıyor. Miri topraklarda tasarruf etme, verimliliği sağlamaya yönelik. 1859'da Mektebi Mülkiye açılıyor. 1859'da kız rüştiyeleri ortaokulu açılıyor. Tercüman-ı Ahval adında ilk özel gazete çıkarılıyor. Dolmabahçe Sarayı, Beykoz, Küçüksu, Ihlamur, Yıldız gibi birçok köşkler yapılıyor. Mecdiye yani madeni para ve kaime. Kaime-i Mutabere de vardı, kaime diye biliniyor. Piyasaya sürüldü. Edirne, Varna, Kırım arasında telgraf hatları kuruldu. İzmir, Turgutlu arası demiryolu hattı oluşturuldu. Türkçe temel ders olarak okutuldu. 1863 Banka Osmani Şahane adında bir banka açıldı ve Banka Osmani de buraya katıldı. 1865 Yeni Osmanlılar adında aydınlar tarafından bir örgüt kuruldu. 1869'da Süveyş Kanalı açıldı. Akdeniz limanları ticareti de önem kazandı. Tekrar önem kazanıyor.
Ordu merkezlerine idadiler açıldı, liseler. Ordu adı ise Asariki Şahane yapıldı. Mecelle, medeni hukuk daha sonra onun yerine geçecekti. Osmanlı'daki Mecelle hazırlanıyor. Hanefi mezhebine göre ve 16 ciltten oluşan bir çalışmaydı. Çok detaylı bir çalışma Mecelle, tavsiye ederim. Ve ticaret, konsolosluk, cemaat mahkemeleri açılıyor. Bu videoda buraya kadar, umarım faydalı olmuştur. Kusura bakmayın, şu Avrupa Birliği kısmında bir dilim sürçtü. İyi çalışmalar.